Merhaba arkadaşlar. Uzayda yeni bir maceraya hazır mısınız? Geçen sefer birçok heyecan verici şey görmüştük. Ama daha keşfedecek çok şey var. Bu sefer evrenin derinliklerine daha da fazla dalacağız ve orada neler saklı olduğunu göreceğiz. Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız şeyler hakkında bilgi edineceğiz. Hazır olun, çünkü bu yolculuk sizi şaşırtacak. Hadi başlayalım. Hiç uzayda hiçbir şeyin kaçamayacağı bir yer olabileceğini düşündünüz mü? Karanlığın, ışığın bile kaybolacağı kadar derin olduğu bir yer? Evet, evrenin en gizemli ve korkutucu cismi olan kara delikten bahsediyoruz. Bugün, bu kara deliğin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve içinde hangi sırları sakladığını öğreneceğiz. İlk olarak, bir kara deliği bir tür yer çekimi kuyusu olarak düşünün. Tıpkı bir çukura bir şey attığımızda aşağı düşmesi gibi, kara deliğin yakınına gelen her şey içine çekilir. Ancak kara delik sıradan bir çukur değildir. O kadar derindir ki hiçbir şey, hatta ışık bile ondan kaçamaz. Bu nedenle kara delikler görünmezler, sadece karanlık görünürler. Peki soru şu, bu kara delikler nasıl oluşuyor? Aslında bunlar büyük yıldızların ölümünün bir sonucudur. Bir yıldızın yakıtı bittiğinde kendi yerçekiminin basıncı altında çökmeye başlar. Ve eğer bu yıldız çok büyükse, çöktükçe o kadar küçük ve yoğun hale gelir ki bir kara deliğe dönüşür. Kara deliklerin boyutu farklı olabilir. Bazıları bizim güneşimizden bile kat kat daha büyüktür. Bunlara süper kütleli kara delikler diyoruz. Bunlar genellikle galaksilerin merkezinde bulunur. Aynı zamanda bazı kara delikler, yıldız kütleli kara delikler olarak adlandırılan küçük kara delikler de olabilir. Bunlar bir yıldız öldükten sonra oluşur. Kara deliklerin bir diğer özelliği de olay ufkudur. Bu, hiçbir şeyin geri dönemeyeceği bir sınırdır. Tıpkı bir şelalenin kenarında durup suya atlarsak geri dönemeyeceğimiz gibi, olay ufkunu geçen bir şeyin de geri dönüşü yoktur. Kara deliğin içinde ne olduğu hala bir sır. Bazı bilim adamları, kara deliğin içinde zamanın ve mekanın hiçbir anlamının kalmadığına inanıyor. Orada bildiğimiz fizik yasaları geçerli değil. Ancak kara delikler sadece korkutucu değil, aynı zamanda çok ilginçler. Onlar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, evrenimizi anlamamıza o kadar çok yardımcı olur. Bilim adamları hala kara deliklerin gizemlerini çözmeye çalışıyorlar. Hatta yakın zamanda bir kara deliğin ilk fotoğrafını çektiler ki, bu başlı başına büyük bir başarı. Yani arkadaşlar, kara delikler bilim insanlarını her zaman kendine çeken bir gizemdir. Bunlar, evrenin en güçlü ve gizemli nesnelerinden biridir. Ve onları incelemek bize evren hakkında çok şey öğretebilir. Bir dahaki sefere gece gökyüzüne baktığınızda, uzaklarda bir yerlerde sessizce kendi hikayesini anlatan bir kara delik olabileceğini unutmayın. Bazen bazı şeyler aynı görünür ama aslında tamamen farklıdırlar. Mesela ellerimize bakarsak aynı görünürler ama biri sağ diğeri soldur. Bilim adamları evrende de benzer bir şey keşfettiler. Evrende iki tür parçacık vardır. Madde ve antimadde. Bunlar tıpkı sağ ve sol elimiz gibi birbirlerinin tam tersidir. Ancak evrende madde daha fazla, antimadde ise çok azdır. Bilim adamları bu eşitsizliğe baryon asimetrisi diyorlar. Gelin, bu videoda bu gizemli eşitsizliği öğrenelim. Evrenin başlangıcında, büyük patlamadan hemen sonra madde ve antimadde eşit miktarda oluştu. Ancak evren soğudukça madde ve antimadde birbirini yok etmeye başladı. Bu sürece yok olma denir. Eğer madde ve antimadde tam olarak eşit miktarda olsaydı, birbirlerini tamamen yok ederlerdi ve bugün evrende hiçbir şey olmazdı, sadece enerji olurdu. Ama öyle olmadı. Nedense maddenin miktarı biraz daha fazlaydı. Ve işte bu küçük fazlalık sayesinde bugün biz, gezegenimiz ve tüm bu evren varız. Eğer madde ve antimadde eşit olsaydı, hepimiz birbirimizi yok ederdik. Peki bu küçük eşitsizlik neden oldu? Bu bilim adamlarının hala cevap aradığı çok büyük bir soru. Bilim adamları bunun için birçok olası neden öne sürdüler
Ancak henüz hiçbiri tam olarak kanıtlanamadı. Bir olasılık, büyük patlamadan sonra maddenin miktarını biraz artıran ve antimaddenin miktarını biraz azaltan bazı süreçlerin meydana gelmiş olmasıdır. Bu, iki çocuğa bir çikolatayı paylaştırmak gibi olabilir, ancak bir çocuğa biraz daha büyük bir parça verilir. Başka bir olasılık da evrende madde ve antimadde ile biraz farklı şekilde etkileşime giren bazı yasaların olmasıdır. Örneğin, bir topu yukarı fırlatırsak, yer çekimi nedeniyle yere düşer. Ama ters yönde fırlatırsak da yine yere düşer. Belki de evrenin bazı yasaları madde ve antimadde ile de böyle davranıyordur. Baryon asimetrisinin gizemini çözmek çok önemlidir. Çünkü bu, evrenimizin nasıl oluştuğunu ve nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu bize evrende başka bir yerde yaşam olup olmadığını da gösterebilir. Başka gezegenlerde de yaşam varsa, orada da madde miktarı daha fazla olmalıdır. Bilim adamları bu gizemi çözmek için sürekli deneyler yapıyorlar. Büyük makineler kullanarak madde ve antimadde yaratıyor ve davranışlarını inceliyorlar. Umarım bir gün bu gizemi çözmeyi başarırlar. O zamana kadar, bu gizemi kalbimizde saklayabilir ve evrenin sonsuz harikalarının tadını çıkarabiliriz. Bazen eski radyolarda belirsiz ve boğuk sesler duyarız. Uzayda da milyarlarca yıl öncesine ait sesler olduğunu biliyor muydunuz? Bilim adamları bu sese kozmik mikrodalga arka plan ışıması, yani CMB diyorlar. Bu evrenimizin çok küçük ve sıcak olduğu zamanki bir tür bebek fotoğrafıdır. CMB'nin hikayesi büyük patlama ile başlar. Büyük patlama ile evrenimiz oluştu. O zamanlar evren çok sıcak ve yoğundu ve sadece enerjiden ibaretti. Bu enerjide foton adı verilen ışık parçacıkları da vardı. Ancak bu fotonlar o zamanlar serbestçe hareket edemiyordu. Çünkü evren o kadar yoğundu ki sürekli çarpışıyorlardı. Yavaş yavaş, yaklaşık 380 bin yıl sonra evren biraz soğudu ve genişledi. Artık fotonlar özgürdü ve tüm evrene yayılmaya başladılar. Böylece bu ilk ışık tüm evrene yayıldı. Ancak evren genişledikçe bu ışığın dalga boyu da arttı. Dalga boyu ışığın rengini tanımlar. Kısa dalga boyu mavi veya mor renk, uzun dalga boyu ise kırmızı veya turuncu renk anlamına gelir. Benzer şekilde evrenin genişlemesiyle bu ilk ışığın dalga boyu o kadar arttı ki artık onu göremiyoruz. Ancak mikrodalga olarak görüyoruz. Bu yüzden buna kozmik mikrodalga arka plan ışıması deniyor. CMB'nin keşfi çok önemliydi. Daha önce bilim adamları evrenin nasıl başladığını bilmiyorlardı. Ancak CMB, büyük patlamanın gerçekten gerçekleştiğine dair kesin kanıtlar sağladı. CMB'den evren hakkında çok şey öğrendik. Bundan, evrenimizin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu öğrendik. Ayrıca bize evrende ne kadar maddenin ve ne kadar karanlık enerjinin olduğunu da gösterdi. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini hızlandıran gizemli bir güçtür. CMB aynı zamanda bir tür evren haritasıdır. Bilim adamları buna bakarak evrendeki farklı yerlerde ne kadar yoğunluğun ve sıcaklığın olduğunu anlayabilirler. Bu haritadan ayrıca evrende maddenin biraz daha yoğun olduğu birçok yer olduğunu da öğrendik. İşte bu yoğun bölgelerden galaksiler ve yıldızlar oluştu. CMB çalışmaları bugün de devam ediyor. Bilim adamları sürekli olarak CMB'yi analiz etmek ve evren hakkında daha da ilginç bilgiler toplamak için yeni yöntemler kullanıyorlar. Kim bilir, belki gelecekte CMB bize evrenin daha da büyük gizemlerini çözmemizde yardımcı olacaktır. Bazen gökyüzünden bizi şaşırtan mesajlar alırız. Örneğin, bazen aniden gökyüzünde parlayan bir şey belirir. Biz buna meteor veya kayan yıldız deriz. Bugün de size hızlı radyo patlamaları, yani FRB'ler adı verilen gizemli bir mesajdan bahsedeceğiz. FRB'ler, uzaydan gelen çok hızlı radyo dalgalarıdır. Bu patlamalar o kadar hızlıdır ki, sadece birkaç milisaniyede gelir ve giderler. Bu milisaniyeler, yani bir saniyenin binde biri, o kadar kısa bir süredir ki gözümüzü bile kırpamayız. Ancak bu kadar kısa sürede bile,
Bu FRB'ler güneşimizin birkaç günde yaydığı kadar enerji yayar. Düşünsenize bu kadar enerji bir anda. Şimdi bu FRB'lerin nereden geldiğini merak ediyorsunuzdur, değil mi? İşte en büyük gizem bu. O kadar uzaktan geliyorlar ki, bilim adamları bunların muhtemelen galaksimizin dışından, başka bir galaksiden geldiğini düşünüyor. Ama bu dalgalara neyin sebep olduğu hala bir muamma. Bazı bilim adamları, bunların nötron yıldızlarından geldiğini düşünüyor. Nötron yıldızları, ömürlerinin sonunda patlayan ve sonra çok küçük ve yoğun hale gelen yıldızlardır. Çok güçlü manyetik alanlara sahiptirler ve bu da FRB'lere neden olabilir. Diğer bilim adamları ise bu gizemli dalgaların kara deliklerden geldiğini düşünüyor. Kara delikleri biliyorsunuz, yer çekiminin hiçbir şeyin kaçamayacağı kadar güçlü olduğu yerlerdir. Bir şey kara deliğe yaklaştığında çok hızlı dönmeye başlar ve bu da çok fazla enerji açığa çıkarır. Belki de bu enerji FRB'ler şeklinde bize ulaşıyordur. Hatta bazı insanlar bu FRB'lerin uzaylı bir medeniyetten gelen mesajlar olabileceğini düşünüyor. Ancak henüz bunun bir kanıtı yok. FRB'leri anlamak önemlidir çünkü bize evren hakkında çok şey öğretebilirler. Çevremizde ne gibi harika şeyler olduğunu ve nasıl çalıştıklarını öğrenebiliriz. Bu bize evrenin kökeni ve evrimi hakkında da yeni ipuçları verebilir. FRB'ler ilk olarak 2007 yılında keşfedildi. O zamandan beri bilim adamları yüzlerce FRB tespit etti. Ancak bunlar o kadar hızlı gelip gidiyor ki tespit edilmeleri ve incelenmeleri çok zor. Bilim adamları bunun için uzaydan gelen radyo sinyallerini yakalayan büyük radyo teleskopları kullanıyorlar. Bilim adamları FRB'ler hakkında bazı ilginç şeyler de keşfettiler. Örneğin, bazı FRB'ler tekrar ederken çoğu sadece bir kez olur ve sonra kaybolur. Bazı FRB'ler de belirli bir düzende gelir. Örneğin biri diğerinin ardından, belirli bir zaman aralığıyla. FRB'ler, hakkında hala öğrenecek çok şeyimiz olan çok yeni ve heyecan verici bir konu. Bilim adamları bu konuda sürekli olarak araştırmalar yapıyor ve yeni keşiflerde bulunuyorlar. Umarım gelecekte bu gizemi çözmeyi başarır ve bu inanılmaz radyo dalgalarının nereden ve neden geldiğini öğreniriz. O zamana kadar bu gizemi kalbimizde saklayabilir ve evrenin sonsuz harikalarının tadını çıkarabiliriz. Bazen gökyüzünde bizi şaşırtan şeyler görürüz. Örneğin, aniden çok parlak bir şekilde parlayan ve sonra kaybolan yıldızlar gibi. İşte bu inanılmaz olaylardan biri de gama ışını patlamalarıdır. Bunlar evrende meydana gelen en parlak ve en güçlü patlamalardır. Ve onlar hakkında bilgi edinmek gerçekten çok heyecan verici. Gelin bugün gama ışını patlamaları hakkında her şeyi öğrenelim. Kısaca, CRB olarak da adlandırılan gama ışını patlamaları, aslında uzayda meydana gelen çok hızlı ve güçlü enerji patlamalarıdır. Bu patlamalar gama ışınları şeklinde meydana gelir. Gama ışınları bir tür ışıktır, ancak bizim gözlerimizle görülemezler. Çok yüksek enerjilidirler. Hatta X ışınlarından bile daha fazla. Gama ışını patlamaları sadece birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir. Ancak bu kısa sürede güneşimizin tüm ömrü boyunca yayabileceğinden daha fazla enerji yayarlar. Bu enerji o kadar fazladır ki, eğer bir gama ışını patlaması bizim galaksimizde meydana gelseydi, dünyadaki yaşam için tehlikeli olabilirdi. Ama endişelenmeyin. Çoğu gama ışını patlaması bizden çok uzakta, diğer galaksilerde meydana geliyor. Şimdi soru şu, bu gama ışını patlamaları nereden geliyor? Bilim adamları henüz tam olarak emin değiller. Ancak bazı fikirleri var. Bir fikir, bazı gama ışını patlamalarının çok büyük yıldızların ömürlerinin sonunda patladıklarında meydana geldiğidir. Buna süpernova diyoruz. Bir yıldız patladığında, uzaya çok fazla enerji ve madde fırlatır. Bu enerjinin bir kısmı da gama ışınları şeklinde salınır. Başka bir fikirde, bazı gama ışını patlamalarının iki nötron yıldızı çarpıştığında meydana geldiğidir. Nötron yıldızları, ömürlerinin sonunda
çok küçük ve yoğun hale gelen yıldızlardır. İki böyle yıldız çarpıştığında, gama ışınlarının salındığı çok büyük bir patlama meydana gelir. Üçüncü bir fikirde, bazı gama ışını patlamalarının kara deliklerden geldiğidir. Bir yıldız veya başka bir şey bir kara deliğe düştüğünde çok hızlı dönmeye başlar ve bu da gama ışınlarını da içeren çok fazla enerji açığa çıkarır. Gama ışını patlamalarını anlamak önemlidir. Çünkü bize evren hakkında çok şey öğretebilirler. Yıldızların nasıl öldüğünü, kara deliklerin nasıl çalıştığını ve evrende meydana gelen diğer güçlü olayları öğrenebiliriz. Gama ışını patlamalarını keşfetmek ve incelemek çok heyecan verici bir alandır. Bilim adamları sürekli olarak yeni gama ışını patlamaları keşfediyor ve inceliyorlar. Bunun için uzaya gönderilen ve gama ışınlarını görebilen özel teleskoplar kullanıyorlar. Şimdiye kadar gama ışını patlamaları hakkında çok şey öğrendik, ancak hala öğrenecek çok şeyimiz var. Kim bilir, belki gelecekte bu gizemi çözmeyi başarır ve bu güçlü patlamaların arkasındaki nedeni öğreniriz. Hiç merak ettiniz mi? Bu uçsuz bucaksız evrenimizin sonu nasıl gelecek? Tıpkı bizim yaşlanmamız gibi, evrenimiz de yaşlanıp yok olacak mı? Yoksa sonsuza dek var olmaya devam mı edecek? Bilim insanları da bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Evrenin sonu hakkında birçok farklı teori öne sürdüler. Biz bunlara evrenin geleceği modelleri diyoruz. Gelin bugün bu modellere bir göz atalım ve evrenimizin nereye doğru gittiğini öğrenelim. Öncelikle büyük çöküş adı verilen bir model var. Bu modele göre bir gün evrenin genişlemesi duracak ve sonra da tersine dönerek büzülmeye başlayacak. Tıpkı şişirdiğimiz bir balonu söndürdüğümüzde büzüşmesi gibi, evren de büzüşecek ve sonunda tüm madde küçük bir noktada sıkışacak. Bu, bir anlamda büyük patlamanın tersi olacağı için buna büyük çöküş deniyor. Bir diğer model ise büyük donma veya ısı ölümü. Bu modele göre evren sonsuza dek genişlemeye devam edecek. Genişledikçe sıcaklığı da düşecek. Yıldızlar yakıtlarını tüketecek, yeni yıldızlar oluşmayacak ve galaksiler birbirinden o kadar uzaklaşacak ki birbirlerini göremeyecekler. Sonunda evren soğuk, karanlık ve boş bir yer haline gelecek. Üçüncü model ise büyük yırtılma. Bu en korkunç model. Bu modele göre evrenin genişlemesi o kadar hızlanacak ki bir noktada her şey parçalanmaya başlayacak. Önce galaksiler, sonra yıldızlar, sonra gezegenler ve sonunda atomlar bile parçalanacak. Dördüncü model ise büyük sıçrama. Bu model biraz büyük çöküşe benziyor. Ancak bir farkla. Bu modele göre evren bir kez büzüşecek, ancak sonra yeni bir büyük patlama ile yeniden başlayacak. Bu sürekli tekrar eden bir döngü gibi. Beşinci model ise yanlış vakum. Bu biraz karmaşık bir model, ancak şöyle açıklayabiliriz. Evrenimiz şu anda kararlı bir durumda. Ancak bu durum geçici olabilir ve bir gün daha kararlı bir duruma geçebilir. Böyle bir durumda evrende ne olacağını bilmediğimiz çok büyük bir değişiklik meydana gelebilir. İşte bunlar evrenin geleceği hakkında bazı modeller. Ancak gerçekte ne olacağını kimse bilmiyor. Bilim insanları hala bu konuda araştırmalar yapıyor ve yeni kanıtlar arıyorlar. Ancak bir şey kesin. Evrenin geleceği çok heyecan verici ve gizemli. Bazı bilim insanları evrenin asla son bulmayacağına inanıyor. Sonsuza dek değişecek ve evrimleşmeye devam edecek. Bazıları bir gün evrenin bu gizemini çözeceğimize inanırken, bazıları da sonsuza dek bir sır olarak kalacağını söylüyor. Ancak tüm bunlardan çıkan tek bir sonuç var. Evrenimiz inanılmaz ve gizemli bir yer. Onun hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, o kadar çok şaşırıyoruz. Öyleyse gelin, bu evrenin gizemlerini öğrenmeye çalışmaya ve bilgilerimizi artırmaya devam edelim. Kim bilir, belki bir gün bu en büyük gizemin cevabını da buluruz. Arkadaşlar, bazen bazı şeyler bize görünmez, ancak yine de varlıklarını hissedebiliriz. Örneğin rüzgar estiğinde ağaçlar sallanır
veya yağmur yağdığında yollar ıslanır. Benzer şekilde bilim insanları evrende görünmeyen ancak etkisi açıkça görülebilen bir şey keşfettiler. Bu şey, galaksimizi kendine doğru çeken büyük çekici. Gelin, bu videoda bu gizemli şeyi öğrenelim. Büyük çekici nedir? Basitçe söylemek gerekirse, uzayda çok fazla miktarda maddenin toplandığı bir bölgedir. Bu madde o kadar yoğundur ki, yerçekimi kuvveti çok güçlüdür. Bu kuvvet o kadar güçlüdür ki, bizim galaksimiz de dahil olmak üzere milyonlarca galaksiyi kendine doğru çekiyor. Bu kadar büyük bir şeyi görebilmemiz gerektiğini düşünüyorsunuz, değil mi? Ama öyle değil. Büyük çekici, galaksimizin arkasında gizleniyor. Galaksimizde bu çekicinin ışığını engelleyen çok fazla toz ve gaz bulutu var. Bu yüzden onu çıplak gözle veya sıradan teleskoplarla göremiyoruz. Peki bilim insanları büyük çekicinin varlığını nasıl keşfetti? Aslında galaksilerin hareketlerini inceleyerek. Galaksimizin ve çevresindeki birçok galaksinin belirli bir yöne doğru hızla hareket ettiğini fark ettiler. Bu hareket o kadar hızlı ki, sadece evrenin normal genişlemesiyle açıklanamaz. Bu da, bu galaksileri kendine doğru çeken, çok büyük ve güçlü bir şey olduğu anlamına geliyor. Bilim insanları bu şeye, büyük çekici adını verdiler. Şimdi soru şu, büyük çekici aslında nedir? Bilim insanları hala bu konuda araştırmalar yapıyorlar. Ancak bunun çok büyük bir galaksi kümesi veya hatta birçok galaksi kümesinin oluşturduğu devasa bir yapı olabileceğine inanıyorlar. İçinde milyarlarca, hatta trilyonlarca yıldız, gaz ve toz bulutu olabilir. Büyük çekicinin galaksimiz üzerindeki etkisi ne olacak? Bu çok önemli bir soru. Bazı bilim insanları, büyük çekicinin çekim kuvvetinin galaksimizin şeklini ve hareketini etkileyebileceğine inanıyor. Ancak şu an için bu sadece bir tahmin. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Büyük çekici gizemli bir şey. Ancak bize evren hakkında çok şey öğretebilir. Bize evrende ne kadar büyük ve güçlü şeyler olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bize evrende hala bilmediğimiz çok şey olduğunu da gösteriyor. Ama bilimin güzelliği de bu. Bize her zaman yeni şeyler öğrenme fırsatı veriyor. Öyleyse gelin, bu gizemi çözmek için bilim insanlarına destek olalım ve evrenin sonsuz harikalarını keşfetmeye devam edelim. Kim bilir, belki bir gün bu çekiciyi tamamen anlarız ve evrenimizdeki rolünü çözebiliriz. Vay be arkadaşlar! Bugün evrenin ne kadar çok sırrını keşfettik. Ama daha öğrenecek çok şey var. Bir sonraki videomuzda sizi şaşırtacak daha da inanılmaz şeyler göreceğiz. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve zil düğmesine basmayı unutmayın. Böylece hiçbir videoyu kaçırmayın. Bir sonraki sefere daha da heyecan verici sırlarla görüşmek üzere. O zamana kadar gökyüzüne bakmaya ve sorular sormaya devam edin.